Ahmet Bey, benim bir sorunum var. Buyurun. Buradaki size de, herkese de, bu diyaloğa da, demokratik tartışmaya da çok saygım var. Fakat burada bir dengesizlik var. Ben doğal olarak hepimiz eşit konuştuğumuz zaman bile görüşlerin ifadesi ve karşılık savunulması arasında bir uçurum oluyor. O zaman size fazla süre verelim. Buyurun. Bilmiyorum yani ben şu anda bizi izleyenler de belki bu rahatsızlığı düşünüyorlardır. Yani dostlarımın her ifade ettiği görüşü de dinliyorum. Teşekkür ederiz. Anlatabiliyor muyum? Biraz... Bedri Bey şöyle bakın ya olaya. Yani ille de taraflara bölünmemiz gerekmiyor. Bakın Hakan Bey tamam, bazen farklı bir şey söylüyor. Sonra farklı bir noktaya işaret ediyor. Değişik. Yani anlıyorum, biz böyle cepheleşmiş tamam, cepheleşmeye gerek yok. Program yapmıyoruz zaten, yani. Bakın benim de zaten bu konuda sektör olmadığımı biliyorsunuz. Biliyorum. Mesela yani söylediğini merak ediyorum evet, diyorum. Ya ben bir tamam, cephe ortaya çıksın istiyorum. Yani bir cephe konuşması bakın, yapmıyoruz yani. Çok bakın, özür diliyorum. Bu programın en önemli cümlesini Hakan Bey kurdu. Kızmayın bana. Bir cümle bırakacağım. Bu sözünü ettiğimiz şahsın bir suç örgütünün lideri olduğunu ve bütün çerçevenin buna göre çizilmesi gerektiğini söyledi programın başında. Bence çok önemliydi yani, önemli bir tespit. Sizin en önemli savınız bu zaten. Ne deniyorsa dinlemeyin yanıtı bile hak etmez. Tamam da ama bu bir gerçek yani beyler. Evet. Konuşmanız bitsin, ben size bir bakın, soru soracağım sonra. Şimdi bakın, öncelikle bu bahsettiğiniz 10, 20, 30, 40 milyon kişinin toplam şu ana kadar tahmini 8 saat süren aşağı yukarı bütün bu metinleri, bütün bu konuşmaları dinlemesi laf aramızda büyük bir medyatik, teatral ve başarı. Büyük olan yani tabii ya. Şimdi ben çok güzel bir Dünya Sanat Günü ile ilgili çok güzel bir 6 dakikalık film yollasam sevgili Ahmet Hakan'a, ya Bedriciğim güzel de biraz uzun yapmışsınız der. Yani çünkü böyle vaktimiz yok. Her şey saniyeler, dakikalar çok kıymetli. Şimdi böyle bir noktada insanlar 8 saat izliyorsa, 8 saat izletebiliyorsa bir gerçek var. Bu kişide bir ya şovmenlik var, ya teatral başarı var, ya üslubundaki işte agresivite, mizah, içerik ve bunları hangi oranda, hangi sırayla koyduğunda bir kurgu başarısı var. Bir şey var. Cesaret yoksa, var eminim. O zaten olabilir, var ama 40 milyon kişiyi başka türlü silah koysanız 8 saat izletemezsiniz. Doğru. Şimdi, nereye varacaksınız? Bu zaten biliniyor yani böyle oldu. Şimdi burada bütün bu olaylardan ortaya dökülen birçok veri var. Sayın Soylu'dan milyonların beklediği yanıt aynı Sedat Peker videolarını izleyen insanlar büyük oranda Soylu'yu da izlediler. Ne yanıt gelecek diye. Fakat o yanıtlar istenildiği şekilde veya hiçbir içerikte gelemedi. Zaten bu da bildiğiniz gibi sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu. Kimi yayınlarda espri konusu oldu. İşte mesela bugün Sözcü'de Saymaz'ın yaşlanmış hali var. Sorulara yanıtı beklerken birinci sayfada beyaz saçlı, yaşlanmış, yorgun bir Saymaz görüyoruz. Şimdi buradan şuna geliyorum. Bir kere mesela Fikri Sağlar'ın şurada bir bahsettiğim fotoğrafı var. Size gösterecekken şu aşağı kaçmış. Burada da mesela o fotoğrafta Eken var biliyorsunuz. Aradığınız Korkut Eken, o Bodrum'daki fotoğrafı galiba. Bodrum'daki fotoğraf. Ağar var, Eken var, evet. Alan var. Çakıcı var. Ve Çakıcı var. Şimdi biraz sonra bulurum. Şimdi ihtiyacınız olduğu zaman bulamazsınız. Böyledir hayat. Burada. Şimdi Fikri Sağlar bu konuda en donanımlı kişi. Susurluk Komisyonu'nun en aktif üyesi. Bu konu hakkında en içerikli raporları yazmış en yetkin kişisi. Şimdi Fikri Sağlar bu olay susurluktan bile daha ciddi diyorsa bunu arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Boş yere söylemez. Şimdi dolayısıyla mesela Yalıkavak Marina'daki bu fotoğraf 7 ay önceymiş. Bu biliyorsunuz herkes görmüştür zaten bu fotoğrafı çok yayınlandı. Şimdi kimler var o fotoğrafta? Çakıcı, Ağar, Eken ve Engin Alan. Engin Alan var. Şimdi burada doğal olarak kaçınılmaz şekilde 96 ve 97 Susurluk Komisyonu soruşturmaları olayıyla bugünkü olayların patlak verişi arasında maalesef doğal köprüler kuruluyor. Üstelik adı geçen işte Adalı Mumcu cinayeti, Behçet Cantürk olayları falan bunlar da zaten aynı çorbanın içinde karşımıza çıkıyor. Şimdi bundan toplumun rahatsızlık duymasından daha normal bir şey olabilir mi? Bunu görmezden mi geleceğiz? Veya bugün size birkaçını saydığım, devamında okuyabileceğim bütün bu soruları muhalif gazeteler veya demokratik objektif kişiler sormasın mı, düşünmesin mi? Mümkün değil. Dolayısıyla ne yaparsak yapalım bu soruların insanı ikna eden yanıtları bize gelene kadar karşımızda o zaman şu soru belirecek. Ya iktidar bu olayı neden örtbas ediyor veya neden açıklamıyor veya neden hemen iftira veya yalan veya işte bunlar kumpas diyor. Neden hemen senaryoyu büyütüp Türkiye aleyhine jeopolitik, stratejik, ülkeler arası ilişkilerin bir sonucu bunlar yaşanmıştır diye işin içinden bu şekilde mi sıyrılmaya çalışıyor iktidar diye kaçınılmaz şekilde toplum bunları düşünüyor. Yani bunları yok sayarak veya bunlardan gördünüz mü işte yine Türkiye düşmanları Türkiye'nin BK'sını, ekonomisini, her şeyini alt etmek için, yerle bir etmek için ittifak yapıyorlar. Türkiye aleyhine iyi de Türkiye'nin içinde bu mafya, siyaset, bürokratlar, polis, iş adamları bütün bu ilişkilerin tamamından haklı olarak rahatsız olan milyonlar var. Yani şeffaf toplum, temiz toplum, demokratik toplum, bağımsız yargı bunlardan bahsediyorsak bunun bir karşılığını bulması lazım. Böyle bir olay olduğu zaman o yüzden Meclis Araştırma Komisyonu istiyoruz. O yüzden medyanın Uğur Mumcu mantığıyla olaya bir soruşturmacı, araştırmacı, gazetecilik mantığıyla olayın üstüne gitmesini o yüzden bekliyoruz. İki tane Fadime Şahin'le Müslüm Gündüz çıkartıp yayın yapmasını bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Ve Uğur Dündar'la ilgili değil mi? Ne alakası var ya? Yani Uğur Dündar örneğine karşı çıkıyorum da onu söylemeye çalışıyorum. Uğur Mumcu. Yani Uğur Mumcu dedi ya. Hayır Uğur Dündar anladım anladın mı? Yok pardon. Uğur Mumcu. Tamam. Şimdi burada bakın bütün bu olayda bizim bir tek gerçek var. Başımızı kuma gömmemizin veya zamanın geçmesini beklememizin burada bu konuda toplumu teskin edici bir rolü olmayacak. Yani iktidar yarın da başka bir gündem olur bu da unutulur diye olaya bakıyorsa bence yanılıyor. Bir de bahsettiğimiz o meşhur Z kuşağı var ya ne anlama geldiğini ayrıca bir dahaki seçim ne zaman olursa onu bir şekilde göreceğiz artısıyla eksisiyle belki biz yanılıyoruz belki başkası yanılıyor onu yaşayarak göreceğiz. Ama toplumun önemli bir kısmı beynini kullanan, düşünen, sorgulayan, fanatik olarak bir partinin taraftarı olmayan kesimi, tarafsız kesimi, kararsız kesimi, siyasete yeni ısınıp düşünmeye başlayan genç kesimi şu olayları görmezden gelmesi mümkün değil. Belli ki onlar da bu izleyen 40 milyonun içinde belirli bir ölçüde var ve onlar da bu rahatsızlığı yaşıyorlar. Ve burada CHP'nin de geçmiş olaylarda karanlığın üzerine yürümüş olması nedeniyle tabii ki bu konuda duyarlı ve etkin bir aktör olarak CHP'de yalnız Kılıçdaroğlu değil, Özgür Özel'in de, Engin Altay'ın da, Öztrak'ın da bu konunun üstüne gitmesi ve bu yanıtları talep etmesi çok normal. Çünkü hükümetten bir tepki yok. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tarafsız bir adaleti teşvik edici bir yorum yok. Medya, açık konuşalım, yapabildiğini yapıyor, yapamadığını yapamıyor. Çünkü Türkiye'de belirli bir anlamda ve ağırlıkta bir otosansür de var. Kaçınılmaz şekilde. Biz burada geliyoruz, tartışıyoruz, birçok şeyi konuşuyoruz. Çeşitli şeyleri söylüyoruz, çeşitli şeyleri aklımıza geliyor, kullanamıyoruz. Çünkü zaten öyle bir sistem var ki sen o tweet'i attın, dava, o lafı söyledin, dava, bu lafı soruşturma. Konu çok dağılacak bir... Ben ya şunu söyleyeceğim, Bedri Bey güzel bir konuşma yaptı, 90'lara götürdü bizi. Ve maalesef o 90'larda bütün arkadaşlarımızın öldürüldüğü 90'lar. Ahmet Taner Kışlalı'nın, Muammer Aksoy'un, Uğur Mumcu'nun, siyasi cinayetler. Ya şimdi Bahriye Uçok'un, Turan Dursun'un. O kadar enteresan bir süreç ki bu Ahmet Bey. Şimdi mesela Sedat Peker Uğur Mumcu cinayetine işaret ediyor. Yıl ne? 24 Ocak 1993. İktidarda kim var? Doğru Yol Partisi, CHP koalisyonu. Savaş Buldan'ın öldürülmesinden bahsediyor. Düzce, Hendek, Adapazarı üçgeni. İktidarda kim var? Doğru Yol Partisi. Yine CHP koalisyonu, devam. Şimdi Ahmet Taner Kışlalı 1999'da bir suikaste kurban gitti. İktidarda DSP, ANAP koalisyonu vardı. Azınlık hükümeti vardı. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün 90'ların bütün o faturasını bir şekilde bugünkü iktidara çıkartmaya çalışıyorlar ya. Ya peki, evet, Fikri Sağlar gerçekten, ben de hatırlıyorum, Susurluk Komisyonu'nda ciddi bir çaba, bir mücadele sergilemişti o zaman. Peki 90'larda bunun hesabı sorulmuş mu Bedri Bey? Ya iktidardaki o siyasi partilerimiz bizim mafyaya hesap sorabilmişler mi? Yoksa mafyanın karşısında pusup devletin yönetimini mafyaya mı devretmişler? Ben hatırlıyorum, rahmetli oldu Mesut Yılmaz'a Macaristan'da burnunu kırmışlardı, yumruk atmışlardı. Şimdi unutmayın o dönemin, ki şimdi 90'larda Çiller hükümeti vardı, Erbakan tabii, vardı. Evet, yani öyle bir anlattınız ki sanki Erdal İnönü bakın, sanki rahmetli Uğur Mumcu bir suikaste kurban gittiğinde DYP-SYP koalisyonu vardı. Sedat Peker'in bugün hatırlattığı o bir tuğlayı çekersek hepimiz altında kalırız cümlesini sarf eden Mehmet Ağar da o hükümetin bir bürokratıydı. Öyle değil mi? Tabii. Şimdi bugün iktidarı çok ağır bir şekilde eleştiriyoruz. Peki o günlerde acaba mafyanın üzerine kararlılıkla gidilseydi bugün bunları konuşuyor olur muyduk? Evet. Bu bir. İkincisi, bakın bu öyle bir ülke ki Ahmet Bey, saydığımız isimler, size 4 tane isim vereceğim. Kim 90'larda bu işin üstüne gitmişse siyasetçi olarak, siyasetten tasfiye edildi. Bir tek Fikri Sağlar ayakta kalabildi. O da kendi yerelde tabanda siyaset yaptığı için. Bakın, hiç unutmuyorum, genç bir muhabirdim ben, rahmetli oldu. Bedri İnce Tahtacı, Susurluk Komisyonu sözcüsüydü. Ben kendisini telefonla aradım, bir yayına davet ettim o zaman çalıştığım televizyon kanalında. Ben dedi havaalanına gidiyorum, muhtemelen son konuşmayı yaptık onunla. Şüpheli bir şekilde bir trafik kazasında hayatını kaybetti. O öyle gitti. Sadık Avundukluoğlu vardı, ANAP'ta yolsuzlukları araştırırdı. Adamı siyasetten sildiler. Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Başkanı. Siyasetten sildiler adamı. Refah Partisi'nde Fethullah Erbaş vardı. Adamı siyasetten sildiler. Yani bakın nasıl bir ülkeden bahsediyoruz. Kim bu işlerin üstüne gittiyse 90'larda Bedri Bey bir şekilde sildiler. Zaten AK Parti'yi 2002'de getiren dinamiklerden bir tanesi de bu. Dün Süleyman Soylu da açıkladı. 355 tane diyor değil mi? Terör, organize suç örgütü diyor. Bu iktidar döneminde diyor. Tasfiye edildi diyor. Ya devlet 90'larda mafyaya teslim edilmişti. Böyle bir ülke söz konusuydu. Bugün hani şimdi geriye dönüp baktığımızda evet bu olaylar araştırılsın, kimse araştırılmasın demiyor. Ama siz 90'ların bütün faturasını 2021 Türkiye'sinde ya bu iktidar yüzünden oldu derseniz orada işte vicdanen biraz haksızlık olur. Bir sanatçı olarak da size bir şey sormak istiyorum. Bu benim gözlemim. Ahmet Bey izin verirseniz. Ya şimdi niye çok izleniyor biliyor musunuz? Hatırlıyorum ben, Deli Yürek diye bir dizi vardı. Ben askerdeydim 2002'de Bingöl'de. Hiçbir şekilde o çocukları biz, çavuştum ben, kısa dönem askerdim. O çocukları biz bir şekilde kantinde kontrol edemiyorduk. Ama o Deli Yürek başlayınca 300 kişilik bölük aynen böyle bir sessizlik içerisinde Deli Yürek'i izliyordu. Sonra Kurtlar Vadisi geldi. Bütün Türkiye Süleyman Çakır diye oradaki bir karakterin ölümü üzerine adam için cenaze namazı kıldı. Cenaze namazı kılındı, mevlütler düzenlendi falan filan. Rahmetli arkasından yani başka diziler geldi. Ya bu toplum maalesef, bakın bu bizim çok büyük bir eksikliğimizdir, günahımızdır. Biz bu toplumu bu mafya dizileriyle bu karakterleri idealize ettik gençlerin gözünde. Yani ideal bir kimliğe büründürdük. Yani bu hepimizin ayıbıdır. Yani iktidarın kültür politikalarının da bu anlamda yanlışlığını da gösterir. Zafer Bey, Soylu gibi, Sayın Soylu gibi başka konulara hayır, ben bir sanatçı olarak yapmayın. Hiç fake atmıyorum. Basketbol fake atıyorsunuz. Bakın. Ya bir sanatçı olarak siz buna katılmayacak mısınız? Yani bu mafya dizilerinin gençliği nasıl kötü yola sevk ettiğini, bunları idealize ettiğini. Biraz sonra atılan offside gollerden bahsedeceksiniz. Valla ben burada başka bir şey söylemeye çalıştım. 90'lı yılları öyle bir tarif ettiniz ki sanki 90'lı yıllarda bugünkü CHP veya SHP iktidarda gibi anlattınız. 93'e kadar biliyorsunuz ANAP iktidardaydı. 91. 1991. Ama 93'e kadar rahmetli Özal Cumhurbaşkanıydı. 90'ların başına kadar ANAP iktidardı. Daha sonra bu anlattığımız şey 91'den sonra oldu zaten. Evet. Daha sonra Doğru Yol Partisi koalisyonla iktidardaydı. Daha sonra da bildiğiniz gibi kiminle koalisyon yaptı? Efendim, Doğru Yol SHP ile demin söyledi beyefendi. Arkasından da 95 seçimlerinden sonra biliyorsunuz Çiller Erbakan sahneye çıktı. Devrildi. Dolayısıyla o zamanlar zaten AKP yoktu. AKP'yi oluşturan bütün bu geçmiş arka bahçe, bir kısmı Refah Partisi'nden geldi, bir kısmı belki Doğru Yol'dan geldi seçmenleri, bir kısmı ANAP'tan geldi. Yani bütün bu bahsettiğimiz dinamikler o Türkiye'de de ayaktaydı. Yani siz öyle bir 90'lar tarifi yaptınız ki bizi izleyen gençler zannedecek ki 90'larda CHP iktidardı. Yok öyle bir şey. Bedri Bey, Allah aşkına şu saydığımız 90'lardaki faili meçhuller, suikastler, işte Sivas olayları, bütün bunlar, Başbağlar katliamı, bunlarda AK Parti mi vardı? Yapmayın Allah aşkına. AK Parti yoktu. Ben onu anlattım. AK Parti daha kurulmamıştı. Eğer nasıl olsun 90'larda bu ülke doğru düzgün yönetilseydi ekonomik anlamda da, siyasi anlamda da, kültürel anlamda arka da. Arka bahçesi vardı. AK Parti'yi oluşturacak kişiler, dinamikler, seçmenler başka partilerdeydi. O seçmenler mi bu katliamları yaptı? Ya ben öyle bir şey demedim. Ama yani herhalde 90'lardaki mafya devlet ilişkisi ve bu yıl tekrar o fotoğraflara yansıyan, o ilişkilere yansıyan kişiler herhalde SHP'li, CHP'li değildi. O kişilerin hangisi AK Partili? Fotoğrafa yansıyan ya bu bir gerginliği bir şey yapalım. Bir aradan sonra devam edelim. Peki yapmak istiyorum. O da şu. Hani Bedri Bey 90'lı yıllarda işlenen siyasi cinayetler üzerinden ve bir fotoğraf üzerinden o videoların neye işaret ettiğini ve buna karşı gelişen tepkilerde de yani tekrardan mafyalaşan Türkiye, mafyalaşan devlet imajını anlattı ya biraz. Şimdi ben burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. O da şu, bu pazartesi günü gazetelerin hepsinde haber oldu. Televizyonlar da haber yaptı. JITEM davasını AK Parti döneminde başladı, 2013'te. Yani o biraz önce bahsettiğiniz faili meçhul cinayetler, işte efendim Sakarya hattındaki işte Kürt iş adamlarına yönelik işte cinayetler. Açılım sürecinde başladı. Meselelerin takibi AK Parti döneminde başladı. Açılım sürecinde. 2013'te. İşte açılım sürecinde. Tamam, 2013'te. Ama enteresan faili bir şey oldu. Faili meçhuller falan. Evet. 2018'de sanırım bu dava bitti. Takipsizlik işte filan de bu fotoğraftaki insanlar, ismi geçen insanlar işte beraat ettiler. Şu oldu, bu oldu. Ama İstinafa müracaat edilmiş. İstinaf, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5 Nisan'da kararını vermiş. Bozmuş davayı ve yeniden görülecek. Ama sanki bu kasetlerden sonra yani Sedat Peker'in kardeşim Korkut Eken var ya benim kardeşimin eline silahı verdi gitti Kıbrıs'ta cinayet işletti. Efendim bu Mehmet Ağar var ya, işte efendim Pervin Buldan'ın kocasını işte efendim öldüren ekiplerle beraberdi falan diye kasetleri de konuşmaya başladı. Sanki yeniymiş gibi 5 Nisan 2021'de istinafın bozduğu kararı 23 Nisan'da haber yaptılar ve o gün servis edildi. Bakın bu çarpan etkisidir. Biz bunu nerede gördük? 17-25'te gördük. 17 bir dakika, ben şimdi tam anlamadım onu. Evet, böyle bir dava çıktı ortaya. Bu dava ne zaman açılmış? İstinaf ne zaman karar vermiş? 5 Nisan 2021. Ne zaman bu kararın verildiği geçen ay ortaya çıkmış? 5 Nisan'da ortaya çıktı. Hayır, haber olarak 23 Nisan'da. 24 Mayıs'ta pardon. 24 Mayıs, yani 3 gün önce. Yani Peker'in videolarından sonra. Sonra. Tabii ki. Evet. Yani 1 ay 20 gün sonra. Tam. Peki yani bu halka... Mayıs demek istiyorsunuz. Ya bir dakika, halka açık değil mi bu ya? Hani, evet. Ya siz da yapsaydınız var. Haber. Üyap'ta da var. Üyap'ta da var. Ha, kasten şişirildi diyor. Bekletilip evet çarpan etkisi yapılıyor. Ne yapmak isteniyor? Amaç ne? Amaç ne? İşte o fotoğrafla beraber de 90'lı yıllar vurgusuyla beraber de Türkiye'nin, devletin tekrar mafyos hale geldiği, mafyalaştığı algısı oluşturuyor. O istinaf kararı tam tersi bir imaj veren bir şey değil mi? Yargılanacaklar. Yargılanacaklar. Doğru. Evet, güzel doğru. İşte. Kimse bunu görmüyor. Bir dakika, Türkiye mafya ülkesi haline geldi teziyle çelişen bir şey. Doğru, değil mi? Mahkeme kararı. Siz bundan niye rahatsız oldunuz? Ama haber anlamadım. Haber şöyle yapıldı. Sedat Peker konuştu, dava bozuldu. Ama dava tabii diyorsunuz ki 5 Nisan'da bozulmuş. Ben de onu söylüyorum işte. 5 Nisan'da bozulduğu zaman kimse JITEM davası bozuldu, tekrar yargılanacaklar bu insanlar, hesap verecekler diye haber yap. Ben de öz eleştirme yapayım. Ben de bir gazeteci olarak bunu göremedim. Ama ne hikmetse bir anda pazar günü yani Peker videolarını biraz daha böyle şey yapmak için bunu çarpan etkisi evet, yapmak. O anlamda bir örnek daha vereyim misin? Bunu 17-25'te de yaptılar. Çok farklı konuları, 5-6 tane farklı konuyu, mesela bir vakfın arazisi üzerindeki soruşturma ile ilgili bir şeyi, bir iş adamı ile ilgili, bir işte efendim, hepsini topladılar, bir çuval içine doldurdular ve infilak ettirdiler. 100 milyar dolarlık yolsuzluk diye tartışıldı. Dolayısıyla bu meselede de 90'lı yıllardaki o kapkaranlık Türkiye'nin, o cinayetlerin, faili meçhullerinin yaşandığı Türkiye'nin aynısının bugün de varmış gibi göstermek üzere bir şey yaptılar. Ben buraya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi